uzun bir tatilden döndüğünde evinin çok düzenli bir şekilde yeni eşyalarla döşendiğini, üstelik her türlü ayrıntının düşünüldüğünü gören bir insan bu manzara karşısında çok şaşıracak ve etkilenecektir. Sonra da kendisine bu sürprizi hazırlayan kişinin kim olduğunu merak edecektir. Elbette ki böyle olağanüstü bir sürpriz karşısında kayıtsız kalmak mümkün değildir. Örneğin bu kişi nasıl olmuşsa olmuş bu beni ilgilendirmez diyemez. Her şeyin kendiliğinden ya da tesadüfen oluştuğunu, eşyaların kendiliğinden eve geldiğini ve düzenli bir şekilde yerleştiklerini düşünemez. Çünkü tüm bunların hepsi belli bir akıl, bilinç ve güç gerektirmektedir. Dolayısıyla her şeyi düşünmüş ve bilinçli olarak düzenlemiş birinin var olduğu son derece açıktır. Bu örnekte verdiğimiz durum tüm evren, dünyamız ve canlı cansız tüm varlıklar içinde geçerlidir. Evrende insan vücudundan gökyüzüne, hayvanlardan denizlerin derinliklerine kadar tüm varlıklarda ve olaylarda son derece karmaşık sistemler ve sayısız hassas dengeler vardır. Düşünen ve aklını kullanabilen herkes bu sistemleri ve hassas dengeleri üstün bir güç ve akıl sahibi olan Allah'ın yarattığını görecektir. Çamurlu topraktan çıkan rengarenk, hoş kokulu çiçekler, lezzetli sebze ve meyveler, bu güzelliklerin algılanmasını sağlayan duyu organları, içinde birçok kompleks sistemin mükemmel bir biçimde çalıştığı insan vücudu, dünyamızı aydınlatan, ısıtan ve bunun için bize en uygun mesafede ve büyüklükte yaratılmış olan güneş, yaşamın kaynağı yağmurlar. Yeryüzü, Allah'ın üstün kudretini ve ilmini gözler önüne seren bu gibi delillerle doludur. Kur'an ayetlerinde bu delillerin görülüp anlaşılabilmesi için iki önemli yol bildirilmektedir. Düşünmek ve bilgi sahibi olmak. Allah birçok ayetinde yarattığı şeyler üzerinde düşünerek bunlardan öğüt ve ibret almamızı ister. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Çevremizdeki canlı cansız tüm varlıklar, bizim Allah'ın üstün yaratma gücünü, sanatını, İlmini derin derin tefekkür etmemiz için yaratılmışlardır. Bunları önemsemeden geçmek ve düşünmemek, Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmek anlamına gelir ki, iman edenlerin böyle bir tavırdan şiddetle kaçınmaları gerekir. Tefekkürde derinleşebilmek için Allah'ın yaratmasının delilleri üzerinde sürekli düşünmek önemlidir. Ayetlerde müminlerin örneğin göklerin ve yerin yaratılışı hakkında uzun uzun düşündüklerinden bahsedilmektedir. Allah'ın
Allah Kur'an'da yarattığı şeyler hakkında düşünmek gerektiğini bildirmiştir. Ancak burada düşünmekten kastedilen bazı insanların sandığı gibi Allah ne kadar güzel yaratmış veya ne kadar muhteşem bir kuş gibi sadece sözde kalan ezberlenmiş tepkiler vermekten ibaret değildir. Yapılması gereken uzun uzun, derin ve kapsamlı bir şekilde Allah'ın yarattıkları hakkında düşünmek, yaratılıştaki hikmet ve incelikleri tespit etmek, böylelikle Allah'ın sonsuz ilmine, kudretine ve sanatına şahit olmaktır. Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek O'ndan, ağaç O'ndandır ki hayvanlarınızı O'nda otlatmaktasınız. O'nunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve meyvelerin her türlüsünden bitirir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir topluluk için ayetler vardır. Su, dünyanın dört bir yanını kaplayan, hemen her zaman kolayca ulaşabildiğimiz bir nimettir. Ancak insanların birçoğu, hayatları boyunca her gün içtikleri su hakkında belki de bir kez bile düşünmemişlerdir. Suyun varlığını ve bizim ihtiyaçlarımıza uygun özelliklerde olmasını çok doğal, sıradan, üzerinde düşünmeyi gerektirmeyen bir durum olarak görmüşlerdir. Oysa ayetlerde de bildirildiği gibi eğer Allah dileseydi, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri daha farklı olurdu. Ya da dünyanın atmosfer yapısı veya ısısı daha farklı olabilirdi. O zaman bulut diye bir şey olmazdı ve bulut olmadığı zaman da yeryüzünde tatlı su kaynakları var olmazdı. Bize sadece denizlerin tuzlu suyu kalırdı ki böyle bir dünyada insanlık ya hiç yaşam süremez veya çok zor koşullar altında daimi bir su krizi içinde yaşardı. Tatlı su olmadığı için tarım da yapılamaz, tüm dünya çölleşir ve dolayısıyla kıtlık baş gösterirdi. Oysa Allah bize tatlı su kaynakları vermiş, hem de bunları dünyanın hemen her bölgesine ulaştırmıştır. Bu gerçek karşısında elbette Allah'a şükretmemiz gerekir. Ancak görüldüğü gibi bu şükrü samimi olarak hissedip yapabilmek için öncelikle suyun başlı başına bir nimet olduğunun farkına varmak gerekmektedir ki, bu da düşünmeye bağlıdır. İnsanlar suyun varlığına o kadar alışıktırlar ki, yeryüzünün büyük bölümünün sularla kaplı olmasının önemini belki de hiç düşünmezler. Ancak bilinen bütün gök cisimlerinin içinde yalnızca dünyada suyun bulunuyor olması, üstelik de bu suların içilebilir nitelikte olması son derece önemli bir konudur. Kuşkusuz su için verdiğimiz bu örnek, çevremizdeki tüm varlıklar ve olaylar için de geçerlidir. Hepsi bize Allah'tan bir nimettir. Ama bunu görebilmek için öncelikle düşünmek, eğer daha farklı olsa ne olurdu diye bakıp kıyas yapmak, Allah'ın her şey üzerinde ne kadar hassas ölçüler yarattığını kavramak gerekmektedir. Allah'ın bizlere sunduğu delilleri düşünürken kullanılabilecek yöntemlerden biri,
çevremizdeki varlıklar ve olaylar üzerinde kıyas ve sorgulama yapmaktır. Örneğin bir yeriniz kesildiğinde ya da eski bir yaranız kanadığında zaman içinde kanamanın duracağını bilirsiniz. Kanayan yerde bir pıhtı oluşacak, bu pıhtı zamanla sertleşecek ve yara iyileşecektir. Bu olağan bir süreç olarak görülebilir. Oysa biraz daha düşünecek olursanız pıhtılaşma olayının hiç de sanıldığı gibi sıradan olmadığını anlarsınız. Eğer bir kanama söz konusuysa, canlının kan kaybından ölmemesi için pıhtının hemen meydana gelmesi gerekir. Ayrıca pıhtının yaranın üzerinde boylu boyunca oluşması ve en önemlisi de sadece yaranın üzerinde kalması gereklidir. Yoksa canlının tüm kanı pıhtılaşarak sertleşecek ve onu öldürecektir. Bu nedenle kanın pıhtılaşması sıkı bir denetim altında tutulmalı ve pıhtı doğru zamanda, doğru yerde oluşmalıdır. Eğer bu mükemmel işleyen sistemde en ufak bir aksaklık olsaydı ne olurdu? Mesela yara olmadığı halde kanda pıhtılaşma olsaydı. Ya da yaranın etrafında oluşan pıhtı yerinden rahatlıkla ayrılsaydı. Bu soruların tek bir cevabı vardır. Böyle bir durumda kalp, akciğer veya beyin gibi hayati organlara giden yollar pıhtı tıkaçlarıyla tıkanırdı. Bu durumda ölüm kaçınılmaz olurdu. Ancak hastalık durumları dışında böyle bir şey olmaz ve her insan sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürür. Bu gerçek bizlere göstermelidir ki insan vücudu kusursuzca tasarlanmıştır. Her detayı ayrı bir plan ve hesap ürünü olan bu sistem, yaratılışın mükemmelliğini gözler önüne sermektedir. Bizi yaratıp bu dünyaya yerleştirmiş olan Allah, hayatımız boyunca karşılaşacağımız küçük büyük her türlü yaralanmaya karşı bedenimizi mükemmel bir sistemle birlikte yaratmıştır. Kıyaslama ve sorgu yaparak düşünmeye başka bir örnek üzerinde devam edelim. Hemen herkes sineklerin uçarken kanatlarını gözlerimizle izleyemeyeceğimiz kadar hızlı çırptıklarını bilir. Mesela bazı küçük sinek türleri bir saniyede tam 1000 defa kanat çırpabilmektedir. Sinek böylesine muazzam bir hareket için gerekli enerjiyi nereden bulabilmekte? Dahası bu hareketin yol açtığı ısınmayla nasıl baş edebilmektedir? Dilerseniz bu durumun ne kadar olağanüstü olduğunu anlamak için kollarınızı iki yana açın ve bir saniyede kaç defa açıp kapayabileceğinizi deneyin. Bu hareketi birkaç defadan fazla yapamadığınızı göreceksiniz. Şimdi de kollarınızı tam 1000 defa açıp kapadıktan sonra neler olacağını, örneğin nasıl bir acı hissedebileceğinizi düşünmeye çalışın. Bu kıyaslamayla sineğin hemen hemen tüm yaşamı boyunca bu hareketi yapmasının ne kadar mucizevi bir işlem olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu küçük örnek, tüm canlılarda olağanüstü bir tasarım olduğunu göstermek için yeterlidir. Tek bir sinek dahi Allah'ın yaratışındaki kusursuzluğu gösteren bir mucizedir. Allah Kur'an'da insanları bu gerçek üzerinde düşünmeye şöyle davet eder. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi,
gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Günümüz teknolojisiyle kıyaslandığında bizi şaşırtan bir örnek de ağaçların su taşıma sistemleridir. Hemen herkes suyu yerden yükseklere çıkarabilmek için bir motor kullanılması gerektiğini bilir. Örneğin şehir suyunu binaların en üst katlarına çıkarmak için hidrofor kullanılır. Ağaçlar da topraktan aldıkları suyu en tepedeki yapraklarına kadar ulaştırmak zorundadırlar. Ama onlar bu iş için hidrofor ya da başka bir motor kullanmazlar. Peki boyları kimi zaman sekoyalarda olduğu gibi 120 metreyi bulan ağaçlar bu kadar yüksekliğe suyu nasıl çıkarabilmektedirler? Bu işlemin nasıl gerçekleştiğine dair bilim adamları sadece çeşitli teoriler öne sürmüşlerdir. Bu teorilerin ortaya attığı mekanizmalardan deneylerle ispatlanabilenler belli bir oranda geçerli sayılmaktadır. Bilim adamlarının tüm bu uğraşları neticesinde varılan sonuç, ağaçların sahip olduğu hidrofor sistemindeki kusursuzluktur. Ağaçların gövdesindeki bu benzersiz su pompalama sistemi, tasarımcısının benzersiz aklını bize gösteren delillerden sadece bir tanesidir. Ağaçlardaki su taşıma sistemini de evrendeki her şey gibi Allah yaratmıştır. Kuşlar uçmak için büyük bir enerji sarf ederler. Bu yüzden de karada ve denizdeki tüm canlılardan daha çok yakıta ve bu yakıtı yakabilmek için de büyük miktarda oksijene ihtiyaç duyarlar. Göçmen kuşların bir bölümü çok yüksek irtifada uçar. Örneğin kazlar 8000 metre yükseklerde uçabilirler. Atmosferin 5000 metrede bile deniz seviyesine kıyasla %63 daha az yoğun olduğu hatırlandığında kazların uçtuğu yüksekliğin ne derece şaşırtıcı olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Çünkü atmosferin bu denli seyrek olduğu bir yükseklikte uçan kuş, daha hızlı kanat çırpmak ve dolayısıyla daha fazla oksijen kullanmak zorundadır. Oysa burada oksijen deniz seviyesindekinden çok daha azdır. Bu olumsuz şartlar altında kuşlar nasıl olup da uçabilmektedir? Bu kuşların ciğerleri, oksijenden maksimum oranda faydalanabilecek şekilde yaratılmıştır. Memeli hayvanlarınkinden farklı bir şekilde çalışan akciğerler, kuşların seyrek havadan normalden daha fazla enerji almalarını sağlar. Kuş akciğerinin bu benzersiz yapısı, uçuş için gerekli olan yüksek miktardaki oksijen ihtiyacını karşılamaya yönelik çok mükemmel bir tasarımın varlığını göstermektedir. Açıktır ki kuş akciğeri, canlıları Allah'ın yarattığının sayısız delillerinden sadece biridir.
Allah'ın bizlere sunduğu delilleri derinlemesine kavramak için gereken ikinci özellik ise bilgiye sahip olmaktır. Ancak burada önemli bir nokta vardır. Bir konuyu yaratılış delili olarak görmek için mutlaka o konunun en çarpıcı yönlerini bilip tüm detayları hakkında geniş bilgiye sahip olmak gerekmez. Akıl sahibi her insan etrafına baktığında bir olağanüstülük olduğunu ve her şeyin bir yaratıcısının olduğunu hemen anlar. Bir böcek, örneğin bir yusufçuk görünce onu bir yaratanın olduğunu bilir. Bunun Allah'ın yaratmasının delillerinden olduğunu anlamak için canlının sadece varlığı yeterlidir. Bu canlı hakkında öğrenilecek detaylı bilgiler üzerinde düşünmekse Allah'a olan imanı ve şevki artıran birer vesiledir. Günümüzde tıp, biyoloji, astronomi gibi bilim dalları sayesinde Allah'ın yaratışındaki mucizeler ve güzellikler daha net ve ayrıntılı biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu bilgileri öğrenip Allah'ın yarattığı hikmetler ve güzellikler olarak değerlendiren insanların Allah'ın sonsuz kudretine olan hayranlıkları katlanarak artmaktadır. Kuşkusuz son derece kısıtlı bilgiye sahip bir küçük çocuk da, senelerce eğitim görmüş çok bilgili bir profesör de vicdan ve samimiyetle yaklaştığında Allah'ın ayetlerini rahatlıkla görüp tanır. Ancak insanın çevresinde görmediği varlıkları tefekkür edebilmesi için elbette ki kapsamlı bir bilgiye ihtiyacı vardır. Veya çevresinde gördüğü bir şey de olsa onu daha derinlemesine tefekkür edebilmesi için yine onun detaylarını öğrenmesi gerekir. Aksi takdirde yaptığı tefekkür belirli bir sınırda kalacak, hatta kimi zaman yüzeysel olacaktır. Örneğin uzaydaki sistemler hakkında hiçbir bilgisi olmadan göğe bakıp tefekkür eden bir insanla astronomi bilgisi kuvvetli olan bir insanın tefekkürü muhakkak ki birbirinden farklı olacaktır. Ya da insan vücudu, fizyolojisi ve anatomisi hakkında geniş bilgi sahibi olan bir kimsenin insanın yaratılışındaki incelikleri, mucizeleri ve harikaları fark etmesi bu konuda bilgisi olmayan bir kimseye göre daha derin ve yoğun olacaktır. Nitekim Allah bilgi sahiplerinin akletme ve kavrama bakımından bilmeyenlerden üstün olduğunu bazı ayetlerde haber vermektedir. İşte bu örnekler, biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden başkası bunlara akıl erdirmez. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda alimler için gerçekten ayetler vardır. Yoksa o, gece saatinde kalkıp da secde ederek ve kıyama durarak gönülden itaat eden, ahiretten sakınan ve Rabbinin rahmetini umut eden gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler. Ancak şunu hatırlatmak gerekir ki salt bilgi, onu yorumlayacak akıl, vicdan ve basiret olmadıktan sonra insanı doğruya götürmez. Samimi ve vicdanlı bir insanın sahip olduğu detaylı bilgilerse onun Allah'ı daha iyi tanıması ve ona yakınlaşması için önemlidir. İşte bu nedenle bugün bilim ve teknolojideki ilerlemelerin de Allah'ın yaratmasındaki ilmi, hikmeti, sanatı ve inceliği daha yakından görüp tanımada büyük faydası olmaktadır. Yine bir örnek verelim. Bal arısı hakkında biraz düşünen herkes, bu canlının yaptıklarının ve Allah'ın bu küçücük hayvan kanalıyla insanlara sunduğu balın bir nimet olduğunu fark edecektir. Bu konular hakkında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler, Allah'ın ne büyük bir kudret ve ilim sahibi olduğunun anlaşılmasını sağlayacaktır. Bir kilo bal üretilebilmesi için 40 bin adet arının 6 milyon çiçeği dolaşması gerekir.
dünyanın en hızlı bilgisayarlarından biri saniyede 16 milyar aritmetik işlem yapabilir. Bal arısı ise aynı sürede daha az enerji harcayarak 10 trilyonluk işlem yapma kapasitesine sahiptir. 10 mikrovattan daha az enerji tüketen bal arısının beyni, günümüzde üretilen en verimli bilgisayarlardan 100 milyon kat daha üstündür. Bal arıları bir peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin nektarını toplayabilir ve 100 bin kilometre boyunca kanat çırpabilirler. Bir arı kolonisinin 1 kilogram bal üretebilmesi için dünyanın etrafını 6 kez dönmeye eşdeğer bir uçuş yapması gerekir. Uçan bir arının her kilometrede enerji için yarım miligram bala ihtiyacı vardır. Bir arı 1 litre balla 25 kilometre hızla ve saniyede 200 ila 250 defa kanat çırparak 3 milyon kilometre kat edebilir. Kraliçe arının bir günde yumurtladığı yumurta ağırlığı kendi ağırlığının 20 katına erişebilir. Bir arı kendi vücut ağırlığının 330 katı kadar yük çekebilir. Her bir petek gözünün derinliği 12 milimetredir. Petek duvarlarının kalınlığı ise milimetrenin 20'de biri kadardır. Buna karşın balla doldurulduğunda petek hiçbir zarar görmez. Bunun nedeni, peteğe en yüksek dayanıklılık özelliği kazandıran altıgen yapısıdır. Bu nedenle bir petek diliminde kilolarca bal taşınabilmektedir. Akıl ve vicdan sahibi bir insan, sadece bu bilgilerden bile şu sonucu çıkarabilir. Allah, tüm diğer canlılar gibi arıları da sahip oldukları üstün yeteneklerle birlikte yaratmıştır. Ve onları, ihtiyaçlarının çok üstünde bal üretme yeteneğiyle donatarak insanların hizmetine vermiştir. Allah kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. O, göklerde ve yerde olan her şeyin, tüm canlıların tek hakimidir. Canlıların sahip olduğu her türlü özellik, Allah'ın sonsuz ilminin ve kudretinin yeryüzündeki tecellilerindendir. Allah Kur'an'da bal arısına dikkat çekerek insanları bu konuda düşünmeye davet etmektedir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Çevremizde gördüğümüz veya göremediğimiz birçok varlık, vicdanıyla ve aklıyla bakan her insan için bir iman hakikatidir. Örneğin, bahçede yürüyen karınca, masada duran çiçek, sokaktaki veya evimizdeki kedi, köpek ya da kuş, vücudumuz, göklerdeki ve yerdeki düzen, yağmurun yağması, çevremizi sarıp bizi uzaydan gelen zararlı ışınlardan ve maddelerden koruyan atmosferle, bunlar gibi daha niceleri Allah'ı tanımak isteyen her insan için birer iman delilidir. Hayatı boyunca etrafında gördüğü veya duyduğu her şeyde Allah'ın ayetlerini fark edip bunlar üzerinde düşünmek mümin için büyük bir sorumluluktur. Vicdan sahibi her insan bunun bilincindedir. Ve bunları düşünmez, gaflet içinde hayatını sürdürürse, bu davranışının hesabını Allah katında veremeyeceğini bilir.
kendi bedeninizin içinde bir yolculuğa çıktığınızı düşünün. Bu yolculukta sizi akıl almaz sürprizler beklemektedir. Örneğin kalbinizin içinde bir jeneratör bulunduğunu, bu jeneratör devreden çıktığı anda yedek bir jeneratörün devreye girdiğini göreceksiniz. İnce bağırsağınızda bulunan hücrelerin önlerinden geçen yüzlerce farklı madde arasından demir atomunu tanıyabildiklerine ve yakaladıklarına şahit olacaksınız. Baş bölgenizde bulunan hormonal bir bezde üretilen hormon molekülünün uzun bir yolculuk sonrasında çok uzakta bulunan hedefine, örneğin böbreğinize ulaştığını ve burada bulunan hücrelere ne yapmaları gerektiğini emrettiğini göreceksiniz. Bu yolculuk sonunda benim bedenim diye sahip çıktığınız vücudunuzun içinde her noktada gerçekleşen mucizevi olaylara şahit olacaksınız. İnsan bedeni bu açıdan bakıldığında kendi içinde apayrı bir alem, apayrı bir şehir gibidir. Bu şehrin içinde ulaşım yolları, binalar, fabrikalar, altyapı sistemi, en üstün teknolojiden daha üstün teknolojiye sahip cihazlar, kendisinden hiç beklenmeyecek şekilde şuur gösteren, konusunda uzmanlaşmış elemanlar, tam teçhizatlı askerler ve daha birçoğu mevcuttur. Üstelik bu alem yalnızca sizin bedeniniz içinde değildir. Çevrenizde gördüğünüz her insan, anneniz, babanız, kardeşiniz, dostlarınız, sokaktaki insanlar, televizyonda izlediğiniz oyuncular, kısacası yeryüzünde şu an yaşamakta olan milyarlarca insan bu mucizevi aleme sahiptir. Aynı şekilde bundan yüzlerce, binlerce yıl önce yaşamış olan, milattan önceki dönemlerde yeryüzünde bulunan, hatta ilk insan var olduğundan beri yaşamış olan tüm bu insanlar da bu kusursuz aleme sahiptiler. Bu alemi tanıyıp, ondaki kusursuz yaratılış delillerinin farkına varabilmek için samimi şekilde düşünmek gerekir. Beş duyu, tam insanın ihtiyacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Söz gelimi kulak, ancak belirli sınırlar arasında gelen ses titreşimlerini algılar. Çok daha geniş sınırlar içinde duymak, ilk başta avantajlı gibi gözükebilir. Ancak duyum eşiği olarak adlandırılan bu algı sınırları belli bir amaca yönelik olarak ayarlanmıştır. Eğer çok hassas bir kulağa sahip olsaydık, belki yerde yürüyen bir karıncanın çıkardığı sesleri bile duyacaktık. Bu da bizim için oldukça rahatsızlık verecek bir durum meydana getirecekti. Aynı hassas ayar, dokunma duyusu için de geçerlidir. İnsan derisinin altında yer alan dokunmaya hassas sinirler, olabilecek en iyi biçimde duyarlılaştırılmış ve vücuda dağıtılmışlardır. En çok sinir ucu, parmak uçlarında yer alır. Buna karşın, örneğin sırt bölgesinde oldukça az sayıda sinir ucu vardır. Bu özellik, insana büyük avantajlar sağlar. Bunun aksinin olduğunu düşünelim. Parmak uçlarının son derece duyarsız olduğunu, tüm sinir uçlarının sırtta toplandığını varsayalım. Bu kuşkusuz oldukça sıkıntı verici olurdu. Vücudumuzdaki diğer yapıların gelişimi de birer hassas denge örneğidir. Söz gelimi saç ve kirpikler. Her ikisi de sonuçta birer kıl olmasına karşın geçen zamanda eşit olarak uzamazlar. Kirpiklerin saç kadar uzayıp gözlerimizin önüne düştüğünü düşünün. Hem görüşümüzü engelleyecek, hem de göze girerek bizim için hayati önem taşıyan bu organımıza zarar vereceklerdi. Kirpiklerin belli bir uzunluğu vardır ve bu uzunluk sabit kalır. Yanma ve benzeri bir kaza sonucu
kirpiklerimiz kısalırsa yeniden eski ideal boya gelinceye kadar uzar ve yine dururlar. Dahası kirpiklerin şekilleri de çok önemlidir. Hafif yukarı doğru kıvrık olmaları nedeniyle hem gözün görüş alanını daraltmaz, hem de yüze estetik bir görünüm kazandırırlar. Kirpikler göz kapağının ucundan çıkarken, burada bulunan özel bezler tarafından yağlanarak kaplanırlar. İşte kirpiklerin fırça gibi sert ve düz olmaması, bu özel kaplama sayesindedir. Bu ölçülü yaratılış, yeni doğan bir bebekte de, gelişme çağındaki insanlarda da kendini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. Örneğin yeni doğan bir bebeğin kafatası kemikleri çok yumuşaktır. Ve bu kemikler birbirlerinin üzerinde az da olsa hareket edebilirler. Bu esneklik sayesinde bebeğin başı doğumda bir hasar görmez. Eğer kafatası kemikleri doğum sırasında sert bir yapıda olsalardı, anne karnından çıkarken çatlayabilir, hatta kırılarak bebeğin beyninde büyük hasarlara yol açarlardı. Aynı kusursuzlukla gelişme çağındaki bir insanda tüm organlar birbirine uyumlu olarak büyür. Örneğin gelişen kafa yapısında beyinle birlikte onu çevreleyen kafatası da büyümektedir. Beyne oranla daha yavaş genişleyen bir kafatası olsaydı, beyni sıkıştıracak ve kısa sürede insanın ölümüne neden olacaktı. Aynı denge, kalp ve akciğerlerle göğüs kafesi, gözle göz çukuru gibi başka organlar için de geçerlidir. Bu nedenle, yaratılıştaki sanatı ve kudreti görebilmek için kendi bedenimizdeki olağanüstü yapıları incelemekte fayda vardır. Üstün bir teknolojiyle donatılmış ve en gelişmiş fabrikalardan daha kusursuz bir yapıya sahip olan bu bedenin her parçası, Allah'ın benzersiz yaratışını göstererek Rabbimizin tüm bedenimiz üzerindeki egemenliğini ispatlamaktadır. Yaşantımız içinde çok önemli yeri olan bir örnek daha verelim. Konuşmak için özel bir çaba harcamayız. İstediğimiz sözcüklerin ağzımızdan dökülmeleri için ses tellerinin hangi açıklıkta, ne kadar titreşmesi gerektiğini düşünmeyiz. Ağzımızdaki, dilimizdeki, boğazımızdaki yüzlerce kastan hangilerini, hangi sırayla kaç defa, ne oranda kasıp gevşeteceğimizi planlamayız. Ciğerlerimize kaç santimetre küp hava alıp, bu havayı hangi hız ve aralıklarla boşaltmamız gerektiğini hesaplamayız. İstesek de bunları yapamayız. Çünkü ağzımızdan çıkan tek bir kelimenin oluşumu, solunum sistemimizden sinir sistemimize, kaslarımızdan kemiklerimize kadar uzanan pek çok yapının uyumlu çalışmasının bir sonucudur. Bu koordinasyonda bir aksaklık olması durumunda neler olur? Gülümsemek isterken yüzümüzde başka bir ifade oluşabilir ya da konuşmak istediğimizde başaramayabiliriz. Yürüyemeyebiliriz. Oysa ciddi bir hastalık hali dışında ne zaman istersek güleriz, konuşuruz, yürüyebiliriz. Hiçbir aksaklık olmaz. Çünkü burada anlatılan her şey, sonsuz kudret gerektiren bir yaratılış sonucunda gerçekleşir. Bu nedenle insan tüm hayatını ve varlığını kendisini yaratan Allah'a borçlu olduğunu bilmelidir. İnsanın övünecek, böbürlenecek hiçbir şeyi yoktur. Sahip olduğu güç, sağlık ya da güzellik kendisinin eseri değildir ve kendisine ebediyen verilmiş de değildir. Mutlaka yaşlanacak,
mutlaka sağlığını ve güzelliğini yitirecektir. Allah Kur'an'da bu gerçeği şöyle haber vermektedir. Size verilen her şey yalnızca dünya hayatının metaı ve süsüdür. Allah katında olansa daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de akıllanmayacak mısınız? İnsan eğer bunların çok daha üstünü ebediyen ahirette elde etmek istiyorsa, Allah'ın kendisine verdiği nimetlere sürekli şükretmeli ve onun istediği biçimde hayatına yön vermelidir. Bu örneklerde de görüldüğü gibi insan vücudundaki organların ve sistemlerin hepsi mucizevi özelliklere sahiptir. Bu özellikler incelendiğinde insan varlığının nedenli ince hesaplara dayandığını ve yaratılışındaki mucizeleri görecektir. Ve Allah'ın sonsuz ilmini ve kusursuz sanatını bir kez daha kavrayacaktır. Allah Kur'an'da iman hakikatleri üzerinde düşünmeyi emretmektedir. Bu nedenle tüm evreni kapsayan iman hakikatleri üzerinde düşünmek müminler için sürekli bir ibadet niteliğindedir. Müminler iman hakikatleri sayesinde Allah'ın sıfatlarını ve bu sıfatların üstünlüğünü daha iyi kavrayıp ona daha fazla yaklaşmaya çalışırlar. Derin tefekkürleri sayesinde Allah'ın ilim ve kudretinin sınırsızlığını gördüklerinden Allah'a karşı duydukları korku kat kat artar. Dünyada her an Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine kavuşmanın arzusu ve özlemiyle yaşarlar. Cehennemden korkup sakınan ve cenneti arzulayanlar, Rabbimizin rızasını, dostluğunu ve sevgisini kazanmaya çalışmalıdırlar. Bunun için de iman hakikatleri üzerinde derin tefekkür ederek Allah'ın üstün sıfatları hakkında daha fazla ilim ve kavrayış sahibi olmalıdırlar. Öğrenmek ve tefekkür etmenin yanı sıra iman hakikatlerini anlatmak da insanların imanlarına vesile olmak açısından oldukça önemlidir. İman hakikatlerini anlatarak insanları düşünmeye davet etmek, tüm iman edenlerin üzerine düşen önemli bir sorumluluktur.